Seda, Sakarya'dan soruyorum bu soruyu. Çevremize daha şuurlu nasıl bakabiliriz? Bunu merak ediyorum gerçekten. Allah sana da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Seni kötü olan her şeyden korusun. Cennette de seni bana arkadaş, dost, yakın etsin inşallah. Canımın içi Allah'ın unutulması çok tehlikelidir. Bir de Allah'la dostluğun kesilmesi çok tehlikeli. İnsanlar genellikle Allah'a negatif bakma eğilimi vardır. Yani Allah'a eleştirme eğilimi vardır. Çok yaygındır. Hep Allah'ta kusur bulma, işte Allah'ın ona bir kötülük yapacağını düşünme. Yani bu kadar nimete rağmen, bu kadar güzelliğe, yani bu kadar muhteşem bir akla rağmen, yani sonsuz aklı görmesine rağmen o küçük aklıyla hep aleyhte düşünme eğilimindedir. O zaman boğuluyor işte. O zaman Allah'ı darıltmış olur, çirkin bir hareket yapmış oluyor. Daima Allah'a dost olursa kafası çok berrak olur, çok keskinleşir. Ama hiç aklına fululuk getirmezse hayret edecek şekilde aklı keskinleşir. Yani akla ziyan hiçbir şey getirilmemesi lazım. Akla leke sürüldüğünde akıl müthiş boğulur. Yani milim zehir kabul etmez akıl. Hiç zarar vermemek gerekiyor. Çok berrak oldu mu açılır da açılır insanın beyni aklı ve Allah'ı daha keskin, daha net görmeye başlar. Canımın içi inşallah sana faydalı olmuşumdur. Allah senin ruhunu Kudüs'le desteklesin. Allah kalbini açsın.